Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Kurtuluş Savaşı'nın kendisine geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı gerçekten ÖSYM'in değer verdiği ve çok zor sorduğu ünitelerden bir tanesidir. Muharebeler kısmı daha doğrusu. Yani şöyle düşünün, aslında bu savaş 1921 yılında tam olarak başlar. 21-22 yılında da biter. Yani 2 yıla yakın sürecek bir savaştır. Biz bu savaşta 3 ana cephede savaşacağız sevgili arkadaşlar. Bu cephelerden bir tanesi Doğu Cephesi. Doğu'da Ermenilerle savaşacağız. Bir diğeri Güney Cephesi. Güneyde Fransızlarla, bir de Ermeni intikam tugaylar da var orada. Batıda da zaten Yunanlarla savaşacağız. Ama dürüst olmak gerekirse ÖSYM daha çok soruları Batı Cephesi muharebelerinden ve onun sonucunda yaşanan gelişmelerden soruyor. Ama biz yine de işi riske atamayız. Doğu Cephesi'nde, Güney Cephesi'nde, Batı Cephesi'nde işlemek zorundayız. Şimdi dilerseniz öncelikli olarak Doğu Cephesi'yle başlayalım Kurtuluş Savaşı'nda. Bu cephede kimle savaştık, ne oldu, ne bitti onu konuşalım. Arkadaşlar bu cephede Ermenilerle savaştık. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam Ermenistan diye bir devlet var mıydı o zaman? Arkadaşlar vardı ama yeni kurulmuştu. Ermenistan devleti Birinci Dünya Savaşı biter bitmez kuruluyor. Öyle olunca şimdi Erivan merkezli bir Ermenistan devleti burada kurulmuş. Tamam mı? Şimdi öyle olunca Ermenistan devleti, yeni kurulan Ermenistan devleti topraklarını bizim aleyhimizde genişletmek istiyor. Yani doğudan kendisine toprak almak istiyor. Ve bunu yaparken de hem bir yandan işgalci durumunda hem bir yandan da dünya kamuoyunu ikna edebilmek için işte çeşitli iddialar ortaya atıyor. Siz bizi katlettiniz, buralar asıl bizimdi tarih boyunca bizden aldınız gibi iddialar, tezler ortaya atıyor. Biz ise burada şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışız, büyük bir enkazın içinden çıkmışız. Ama her şeye rağmen şöyle de bir gücümüz var arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın 15. kol ordusu vardı Erzurum'da. Şimdi 15. kol ordu çok önemli bir ordudur. Ve bunun başında Kazım Karabekir Paşa vardı. Kazım Karabekir Paşa birlikleriyle birlikte burada Ermenilere karşı mücadele edecek. Fakat testlerde şöyle sorular duyabilirsiniz. İşte Ermenilerle yapılan mücadele hangi olaydan sonra hız kazandı? Cevabınız Erzurum Kongresi olsun. Erzurum Kongresi'nde biz Doğu halkını organize edince, Doğu birliklerimizi organize edince zaten mücadele ondan sonra bir ivme kazanıyor, hız kazanıyor. Mücadele ilk başta aslında başlangıçta bizim Doğu illerinde oluyor. Yani Kars taraflarında, Erzurum Kars taraflarında oluyor. Biz buraları Ermenilerden kurtardıktan sonra mücadele Ermenistan'la Türkiye arasında bir şehir var. Şehrin adı Gümrü. Bu sefer oraya yıkılıyor. Ve oraya yıkılınca oradaki mücadeleyi de kazanıyoruz biz. Hatta o yüzden bazı kaynaklar bu savaşa Gümrü Savaşı derler. Çünkü asıl yoğun çarpışmalarımız o Ermenilerin Gümrü şehrinde olduğu için Gümrü Savaşı olarak geçer sevgili arkadaşlar. Ve kazanıyoruz. Niye kazandık? Bir derli toplu bir ordumuz vardı Osmanlı'dan kalma. Kazım Karabekir kıymetli bir komutandı. Bunun da etkisi var. İki, Ermeniler dediğimiz grup yeni kurulmuş, çok da güçlü bir grup değil. Bir de bir şansımız daha var. O günlerde Ermenistan kendi içinde bir iç savaşın içinde. Yani işte sosyalistler ve diğerleri yönetime hakim olmaya çalışıyorlar. Onların kendi içerisindeki iç savaş da bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Ve sonucunda bizzat Kazım Karabekir'in imzaladığı Gümrü Antlaşması imzalanıyor. Kiminle? Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında. Daha hiç biz antlaşmanın maddelerini konuşmadan şunu söyleyeyim. Bakın dikkat edin. Hala Türkiye diye bir devlet yok arkadaşlar. Hala Osmanlı var bu bölgede. Ermeniler antlaşmayı Osmanlı ile değil, TBMM ile imzalıyorlar. Dolayısıyla artık Ermeniler de muhatap olarak Osmanlı'yı değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyorlar. Ve resmen TBMM'yi tanıyan ilk devlet aslında Ermeniler olacaktır. Bunu unutmayınız. Antlaşmada ne diyor? Ermenistan, Ermeniler bizi resmen tanıdığını söylüyor arkadaşlar. Bu arada onları da kimse tanımıyor. Yani onlar da daha yeni kuruldukları için biz de onları tanıdığımızı söylüyoruz. Artı Sevr'i tanımadığını söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar Sevr Antlaşması'na göre Doğu Anadolu bölgesini Ermenilere veriyorlardı bunlar. Sevr'i tanımıyorsa Ermeniler demek ki doğudaki isteklerinden ne yapmış oldular? Vazgeçtiler arkadaşlar. Dolayısıyla isteklerinden vazgeçtiler diyoruz. Fakat burada bir şey daha bilmenizi istiyorum. Şimdi diyor ki bir maddesi, antlaşmanın bir maddesi de Doğu bölgelerinde yaşayan Ermeniler herhangi bir nedenle son 3 yıl içerisinde yaşadıkları bölgeyi terk ettilerse tekrar kendi şehirlerine, köylerine dönebilirler. Şimdi son 3 yıl içerisinde
herhangi bir nedenden bölgeyi terk eden Ermenilerin doğuda yaşadıkları şehirlere geri dönebileceği ibaresinde olduğunu unutmayınız. Biz böylelikle arkadaşlar doğu cephesini kapattık. Ve doğu cephesindeki şu 15. kolordu birliklerimizi de biz aslında zamanla nereye gönderiyoruz biliyor musunuz? Batı cephesine, buradaki mücadelelere katkı sağlasın diye gönderiyoruz. O yüzden doğu cephesinin kapanması aslında Batı cephesine çok ciddi, çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bunu unutmayınız. Buradan birazcık da arkadaşlar nereye dönmek istiyorum? Güney cephesine. Aslında güney cephesinde arkadaşlar Fransızlarla çok ciddi yoğun mücadelelerimiz olacak. Çünkü Fransızlar hakikaten bu bölgeye gelecekler. Bizim Hatay'dan, Adana'dan, Urfa, Antep, Maraş'a kadar olan bu bölgeyi komple işgal edeceklerdir. Şimdi onlar burayı işgal ettiğinde bizim burada herhangi bir ordumuz yok. Ne Osmanlı'dan kalma bir ordu var doğuda olduğu gibi. Doğuda mesela Osmanlı'dan kalma 15. kolordu vardı. Ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisinin oluşturduğu bir ordu var. TBMM bir ordu kuracak ama batıya ancak yetişebilecek o kurduğu orduyla. Çünkü asıl büyük mücadeleler batıda olacak. O yüzden tamamen güney bölgelerinde kimden bir destek alacağız? Halktan. Yani bizim Kuvayi Milliyecilerden, milis birliklerden arkadaşlar. Hakikaten ben mesela inanılmaz kıymetli görüyorum burayı. Halk kendi içinde İşte vatanı, yurdu işgal edildiğinde nasıl organize olabiliyor? Nasıl mücadele canlı dişine takaraktan mücadele edebiliyor? Bize çok net bir şekilde bölge halkı göstermiştir sevgili arkadaşlar. Diğer önemli bir mesele, burada birkaç şeye daha dikkat etmenizi istiyorum bu güneydeki mücadelelerde arkadaşlar. Özellikle bizim Antep, Urfa ve Maraş savunmalarımız çok meşhurdur. Yani buralarda özellikle önemli, kıymetli böyle liderlerimiz var. Halkı organize eden, halka gaz veren, halka milli bilinç veren önemli liderlerimiz var. Testlerde bazen bu liderlerin isimlerini de soruyorlar. Bunlardan bir tanesi Antep. Bir kere Antep savunmasında Şahin Bey çok kıymetlidir. Onun dışında Şehit Kamil arkadaşlar ve Karayılan. Ya bu üç kişinin ismini unutmuyorsunuz. Bak Şahin Bey, Şehit Kamil ve Karayılan Antep savunmasıyla özdeşleşmiş liderlerdir. Bunların inanılmaz emeği vardır Antep savunmasında. Gerçi Antep düşmüştür ama her halükarda düşse de canının dişine taka 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 muhteşem bir mücadele vermişlerdir halkla birlikte. İkincisi Maraş mücadelesiyle özdeşleşen Sütçü İmam vardır. Aslında Sütçü İmam dediğimiz kişi arkadaşlar birçoğunuzun yanlış bildiği bir şey var. Adamı imam zannediyorlar. Adam imam değil, adamın ismi imam. Tamam mı? Süt satan bir çocuk yani bir genç. Ha bu orada bir lider değil aslında ama o şöyle bir güzel yönü var Sütçü İmam'ın. İşte işgalci kuvvetler onun annesini taciz etmeye kalkışıyorlar. Bunun üzerine o da bir mücadeleye girişiyor bu namusunu korumak adına. Onun ilk mücadeleye girişme ruhu halkta da bir milli bilinç uyandırıyor. O yüzden Maraş savunmasıyla Sütçü İmam'ın özdeşleştiğini unutmamanızı istiyorum. Son olarak Urfa savunmasında da Ali Sadi Bey vardır arkadaşlar. O da çok önemlidir. Bu mücadelenin organize edilmesinde çok kıymetlidir. Ha, şimdi Fransızlar birazdan bu mücadelelerin sonunda buradan gidecekler. Ama Fransızların gitmesinde aslında sadece buradaki mücadelelerin etkisi yoktur. Birazdan göreceğiz. Batı'da Yunanlara karşı kazandığımız her galibiyet Fransızların biraz daha ürkekleşmesine neden olacaktır. Yani her seferinde Fransızlarda şöyle bir duygu oluşacak. Ulan adamlar kazanıyor. Bak Yunanlar denize döktü dökecekler. Oradan şimdi birliklerini bize yöneltecekler. Bizimle yeni bir savaşı da göze alamıyorlar. Büyük bir savaş arkadaşlar. O yüzden birazdan göreceğiz. Aslında Fransızlar Sakarya Meydan Savaşı'nı biz batıda Yunanlara karşı kazanınca kolları kanatları kırılacak. Bizimle bir anlaşmayı imzalayıp ne yapacaklar? Çıkıp gidecekler işgal ettikleri bölgelerden. İmzaladıkları antlaşmanın adı Ankara Antlaşması olacak arkadaşlar. Ankara Antlaşması. Bakın diyor ki Hatay ve İskenderun Fransızlara verildi. Şimdi şöyle oluyor aslında arkadaşlar. Şimdi bu adamlar İskenderun dediğimiz Hatay'ın zaten ilçesidir arkadaşlar. Hatay'ı, Adana'yı, Urfa'yı, Antep'i, Maraş'ı işgal ettiler ya. Adana, Urfa, Antep, Maraş'ı bize veriyorlar. Hatay'ı ve ilçesi olan İskenderun'u kendilerine alıyorlar. Diyeceksiniz ki ya hocam hiç vermeyeydik, orayı da vermeyeydik. Hani diğer dört şehri madem kurtardı. Arkadaşlar biz de çok zor durumdayız o dönemde.
Yani düşünün, üç bir yandan savaşıyor. Paran yok, pulun yok, mühimmatın yok. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsın, yıllardır savaşın içindesin. Şu psikolojidesin, lan dördünü kurtardım. Ya bir şehri kurtaramadım ama eninde sonunda ilerleyen dönemde bir yolunu bulup orayı da kurtarabilirim umudum var aslında. O yüzden ki ileride de zaten Hatay'ı geri alacağız sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum var. Diğer bir nokta, Caber Kalesi ve Süleyman Şah'ın mezarı. Arkadaşlar biliyorsunuz Suriye sınırları içerisinde bir kaledir Caber dediğimiz kale. Ve o kalede Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın mezarı var. Biz diyoruz ki bu antlaşmayı imzalarken, ya arkadaş bu adam bizim atamız ve bu adamın mezarı sizin Suriye'siniz. Suriye o dönemde Fransızların mandavi himayesinde arkadaşlar. Yani o dönem Suriye demek Fransa demek. Bu kişi bizim atamız. Bunun mezarının bulunduğu yeri bize verin diyoruz. Tamam diyorlar. Yani aslında Suriye'nin içinde küçük bir kaleyi bizim toprağımız yapıyorlar arkadaşlar. Ve bize veriyorlar. Böyle bir durum oluyor. Ağırsa arkadaşlar iki tarafta birbirlerinden esir almışlar. Karşılıklı bu esirlerin bırakılacağı maddesini koyuyorlar. Bir de Fransızlar resmi olarak bizi tanımış oluyor arkadaşlar. İlk defa bir itilaf devleti bizi ne yaptı, tanıdı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslında bu olay nasıl bir şey biliyor musunuz? Fransızlar İngilizleri satıyor. Diğer itilafları ve İngilizleri. Niye? Onlar hala ülkeyi işgal etmişler. Onlar gitmemiş. Onlar hala işgalin devam etmesinden yanalar. Ama Fransızlar bu güney bölgelerini boşaltıp giderek de aslında onları da yarı yolda bırakmış oluyor. Biz deriz ki itilaf bile oldu. Çok büyük çatlaklar oluştu. Adamların artık fikirsel anlamda da ortak hareket etmediklerini görüyoruz bu anlamda düşündüğümüzde. Ve güney cephesinin kapanmasıyla birlikte arkadaşlar tabii büyük enkazlarımız var, büyük mücadeleler ve kazançlarımız da var. Ama 3 şehir çok bedel ödedi. O şehirler arkadaşlar biz zamanla neler vereceğiz? Ünvanlar vereceğiz. Arkadaşlar bu ünvanlardan bir tanesi Antep'e 1921'de Gazi, Maraş'a 1973'te Kahraman ve Urfa'ya 1984 yılında Şanlı ünvanlarını vereceğiz Kurtuluş Savaşı'ndan kaynaklı. Sevgili arkadaşlar, bazen testlerde hangi sıralamayla verildi deniliyor. Önce Antep, sonra Maraş, sonra Urfa'ya verildi. Bazen de şunu görüyoruz. Hangisini birinci TBMM ünvan verdi? Arkadaşlar ilk TBMM Antep'e verdi. Maraş'tan Urfa'nın aldığı ünvanlar ta 1970'li 80'li yıllardaydı. Çok çok sonra bu ünvanları aldığını unutmayınız. Bir de yeri gelmişken, konusu gelmişken zamanla İstiklal Madalyası verdiğimiz kentlerimiz de var bizim arkadaşlar şeyde Kurtuluş Savaşı'nda yaptıkları mücadeleden kaynaklı. Bunlardan bir tanesi İnebolu arkadaşlar. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine biz bu ünvanı verdik. İnebolu halkı Kurtuluş Savaşı'nda inanılmaz bir mücadele vermişlerdir. Özellikle İstanbul'dan gelen, artı Rusya'dan gelen silahlar İnebolu üstünden Türkiye'ye girmiş ve buranın üstünden Ankara'ya, oradan da batıdaki mücadelelere gönderilmiştir. O yüzden İnebolu halkına biz İstiklal Madalyası verdik. Yine Maraş'a verdik. Yine Antep'e verdik, yine Urfa'ya verdik. Antep, Urfa çok sonradan, yani sizler bile ünvan verdiğimiz şey, İstiklal Madalyası verdiğimiz dönemleri hatırlarsınız. Bu anlamda düşündüğümüzde Kurtuluş Savaşı'ndaki yararlılığından kaynaklı ünvan verdiğimiz şehirlerle madalya verdiğimiz şehirler arkadaşlar birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Böylelikle arkadaşlar buradan Batı cephesine doğru geçiş yapabiliriz. Asıl büyük kavgalarımız, savaşlarımız ne yapacak dedik? Batı cephesinde olacak. Bir kere Batı cephesi ile ilgili arkadaşlar genel bir konuşalım. Bakın biz birazdan göreceğiz arkadaşlar. Batı'da aslında Yunanlılarla düzenli bir ordu kurduktan sonra 5 kritik mücadele yapacağız. Ama bu mücadelelere girmeden önce bir evveliyatına girelim arkadaşlar. İlki Gediz Muharebeleri. Ege'de arkadaşlar Yunanlılarla bizim aramızda Gediz Ovası'nda bir çatışma olacak. Bizim o dönemde Ege'de Yunanlılara karşı bir düzenli ordumuz yok. Halk savaşıyor. Kuvayi Milliyeciler savaşıyor ve o halkla Kuvayi Milliyecilerle Yunanlar arasında burada arkadaşlar bir çatışma yaşanıyor Gediz Ovası'nda ve yeniliyoruz. Yenilince arkadaşlar diyoruz ki ya bu iş halkla olmuyor. Düzensiz birlikler, Yunanlılar düzenli birlik. Bu arada Yunan düzenlik birlik diyorsun ama arkadaşlar Yunan dediğin devlet bir avuç devlet. Yani şimdi onun düzenli ordusu var, senin yok.
Ve çok acı bir şey yani. O yüzden düzenli bir ordu kurmak lazım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gediz Muharebesi'nden sonra Kuvayi Milliye birliklerini lağvediyoruz ve yerine düzenli bir ordu kuruyoruz arkadaşlar. Nereden bulduk askeri? Nereden bulduk? Kuvayi Milliyeciler aldık. Başlarına komutanlar verdik. Sistematik bir yapıya büründürdük. Artı seferberlik ilan ettik. Eli silah tutan bütün erkekleri de çağırdık arkadaşlar. Hakikaten 7'den 70'e her tür insanın olduğu bir ordu oluşturuyoruz arkadaşlar. Çünkü başka çaremiz yok. Ve eli silah tutabilen herkesi aldık, düzenli bir ordu kurduk. Hatta bu ordu sevgili arkadaşlar oluşturulduğunda şöyle kuruluyor bakın. Şöyle düşünün, böyle iki kanatlı bir ordu oluşturuluyor. Kanadının birisi kuzeybatıya doğru bakıyor. Kanadın birisi de güneybatıya doğru bakıyor. Ve kuzeybatıya doğru bakan kısmına İsmet Paşa'yı arkadaşlar, İsmet İnönü'yü komutan olarak atıyoruz. Alt tarafa da güneybatıya da Refet Bey'i, Refet Paşa'yı arkadaşlar komutan olarak atıyoruz. Yani Yunanlıları aslında cepheden kıskacın işini alabilecek bir ordu oluşturmuş oluyoruz biz arkadaşlar. Hatta İsmet Paşa'yı da Genelkurmay Başkanı yapıyoruz. Yani genel komutan sensin, Refet Bey de senin aslında yardımcın ve batıdaki savaşı aslında sen organize edeceksin diyoruz. Fakat hatırlayın Sivas Kongresi'ni. Sivas Kongresi'nde biz buraya Ege'deki Kuvayi Milliyelerin başına Ali Fuat Paşa'yı atamıştık. Ali Fuat Paşa düzenli ordu kurulana kadar Ege'deki Kuvayi Milliye'yi koordine ediyordu. Biz Gediz Muharebelerinde yenilip Kuvayi Milliye'yi dağıtınca Ali Fuat Paşa da görevden alınıyor. Moskova elçiliğine arkadaşlar gönderilecektir. Bunu da unutmayınız. Diğer önemli bir mesele, dedik ki bir düzenli ordu kurduk ve bir kanun çıkarttık arkadaşlar. Kanunun adı Firariler Kanunu. Yani firar edenler. Asker kaçaklarıyla ilgili bir kanundur sevgili arkadaşlar bu. Diyoruz ki orduya gel. Asker kaçağıysan, firar ettiysen, gelmiyorsan da cezan ağırdır diyoruz arkadaşlar. Böyle bir kanunu da bu arada çıkarttığımızı unutmayınız. Ve bu arada arkadaşlar Bilecik Görüşmeleri diye bir görüşmelerimiz var. Ondan bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Aslında konu bütünlüğünü bozuyor bu görüşme ama kronolojik olarak bu araya denk geldiği için burada anlatmak zorundayız. Bu olay da şu, bizim Güney Marmara'da Bilecik diye bir ilimiz var ya arkadaşlar. Orada Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa Ankara'dan trene biniyor. Ki Bilecik üstünden geçer İstanbul treni. Trene biniyor. Karşı taraftan da sadrazam yardımcılar arkadaşlar trene biniyorlar. Ve bunlar ama bilinçli yapılan şeyler. Böyle tesadüfen Bilecik'te onların treniyle Mustafa Kemal'lerin treni aynı anda mola veriyor. Tesadüfmüş güya. Ve burada denkleşmiş numarası yapıyorlar. Ve burada arkadaşlar Mustafa Kemal Paşalarla bunlar arasında bir görüşme yapılıyor. Mustafa Kemal Paşa diyor ki bunlara, ya gelin Ankara'ya, mücadele Ankara'da, İstanbul'da değil. Burada bize destek olun, bizle beraber bu mücadeleyi düşman ülkeden atalım diyor. Onlar da olur olmaz şeklinde tartışırlarken iki sadrazam yardımcısı alınıp Ankara'ya götürülüyor ve halka şu imaj verilmeye çalışılıyor. Bak, sadrazamların yardımcıları bile çıktılar İstanbul'a, Ankara'ya geldiler. Bu mücadelenin Ankara'dan yürütülmesi gerektiğini onlar da fark ettiler deniliyor arkadaşlar. İşte bu Bilecik görüşmeleri tarihte şunun için önemlidir. İlk defa İstanbul hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen bu görüşmede tanımış olur. Sonuçta bu görüşme resmi bir görüşmedir arkadaşlar. İllegal bir görüşme değildir. Bak, şeyle karıştırmayın. İstanbul hükümetinin, bak İstanbul hükümetinin sevgili arkadaşlar temsil heyeti vardı. Temsil heyetini resmen tanıdığı olay Amasya görüşmeleriydi. Bu ise İstanbul hükümetinin temsil heyeti demiyorum. Bak, TBMM'yi resmen tanıdıkları ilk olay Bilecik görüşmeler olduğunu unutmayınız. Bu arada arkadaşlar biz Kurtuluş Savaşı, Batı'daki Kurtuluş Savaşı'na bir yoğunlaşalım bakalım. Tek tek bu mücadeleleri anlatmadan önce biraz geniş bilgiler, genel bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bir kere şunu bilin. Bu işte 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Büyük Taarruz gibi bu 5 mücadelenin 5'inde de Yunanlarla yaptık ve 5'inde de artık bizim bir düzenli ordumuz var. Yani yeni kurduğumuz, TBMM'nin bizzat kendisini kurduğu düzenli ordu var. Diğer bir nokta, bu 5 muharebenin aslında ilk 4'ünde Yunanlılar taarruz ediyor, saldırıyor. Sonuncusunu da biz taarruz ediyoruz arkadaşlar. Yani biz savunma konumundayız ilk 4'ünde. Sakarya'nın gerçi sonuna doğru bir ufak bir taarruzumuz var ama yine de Sakarya'yı da bir savunma gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir nokta, bu 5 muharebenin arkadaşlar ilk üçünde Genelkurmay Başkanımız İsmet Paşa'dır. Ama son 2 muharebede Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak Paşa'dır arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal Paşa da
başkomutandır. Çok önemli bir görevdedir arkadaşlar. Bunu da unutmamanızı istiyorum. Peki hocam biz 5'ini de kazandık mı? Hayır, 1'ini kaybettik sadece. Diğer 4'ünü kazandık. Kaybettiğimiz tek muharebe arkadaşlar Eskişehir Kütahya muharebeleridir. Hakikaten bunun sonuçları o anlamda bizi olumsuz yaralamıştır. Olumsuz bir psikolojiye de gitmiştir. Ama geriye kalan diğer 4 muharebeyi kazandığımızı unutmamanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu genel bilgileri verdikten sonra bir sonraki videoda ne yapacağız? Tek tek bu muharebeleri işte 1. İnönü sonucunda yaşanan gelişmeler, 2. İnönü sonucunda yaşanan gelişmeler şeklinde anlatacağız sevgili arkadaşlar.